Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce uyarımızı yapalım. İsmimi profil resmimi kullanan sol şeridi babasının tapulu malı zanneden hıyarlar var arkadaşlar. Benmiş gibi numarasını yorumlarınıza yazıyor. Telegram diyor inanmayın o kişi ben değilim. Bu uyarı cümlesini takipçilerimizden biri yazmış dün videonun altına. Hocam yarın böyle giriş yapabilir misin diye. Yani sizin de fikriniz varsa yazın en güzelini yarın seçeyim. O şekilde giriş yapalım arkadaşlar. Diğer taraftan dün diğer kanalıma bir gönderme yapmıştım. Ve yorumlarda gördüm ki birçoğunuzun haberi yok. Bakın arkadaşlar Ramço TV. Youtube'a yazın Ramço TV diye. Yani bu da diğer kanalım. Burada da kripto para dışındaki konulardan bahsediyoruz. Mesela zamlardan, ekonomik krizden, evliliklerden, hayatın gerçeklerinden vesaire bununla ilgili videolar çekiyoruz. O kanala da destek olun arkadaşlar. Bu kanalın amacı biraz farklı. Hani kriptoramçoda e kripto Ramcho'da insanlar para kazansın diye çabalıyorum. Burada da arkadaşlar insanlara ışık tutmaya çalışıyorum. Yani hayata bakış açımdan, tecrübelerimle insanlara yol göstermeye çalışıyorum. Gelecek nesiller bu videoyu izlesin. Ona göre kendini geliştirsin diye elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. Neyse analize başlayabiliriz. Bitcoin'da e, gece düşüş devam etmiş. Nereye kadar düşmüş? 39.750'ye kadar düşmüş arkadaşlar. Ve 30.000'in 30 altını gösterir göstermez çok sert bir tepki geldi. 32.330'a kadar geldik. Ne kadarlık bir yükseliş yaşamış hemen bakalım. Bakın %9.38 Yani biliyorsunuz arkadaşlar long short patlatma diye bir şey var. E, şu an neredeyse Dipten 10x short girenler iflas etmiş durumda. Anladın mı? Biraz daha gitse zaten likit olacaklar. iflas edecekler. Yani ara ara böyle pamplar gelebilir arkadaşlar. Ama bu dip yapıldı. Buradan tekrar dönüyoruz uçuyoruz anlamına gelmiyor. Tabii ki tepki devam edebilir. Dün de söyledim arkadaşlar. Bir yerden tepki gelir. Buradan veya aşağıdan ama net bir şey söyleyemem. Bu bana göre bir tepkidir. Yani dip yapıldı artık e, bitcoin dibi gördü. Bundan sonra sadece yükseliş göreceğiz gibi düşünmeyin arkadaşlar. Yükselişler satış fırsatıdır hala benim için. Daha dead cross'umuz henüz oluşmadı. Ben onu bir izleyeceğim. Şimdi e, bunlardan nereye kadar gidebilir? Bakın arkadaşlar. Şöyle anlatayım size. Hareketli ortalamalar açalım mesela. Yani bakın daha dün düşüyorduk. Bugün tepki verdi. Hemen bir günde dip yapıldığını teyit edemeyiz arkadaşlar. Hani önce dalga yapılarını izlememiz lazım bizim. E, şöyle bir Yükselen tepeler falan görelim ki bir şey diyebilelim. Şu an 4 saatlikte yükselen tepe diye bir şey yok. Mesela bir yerde tepe yapar düşer. Ondan sonra bir tepe daha yapar. Ha deriz bir ivme kazanabildik. Son dibin altına stop koyarak dileyen şansını dener örnek vereyim. Buradan alacaksan da her şeyi göze alman lazım. Atıyorum dead cross gelir bir düşüş dalgası daha gelebilir. Yani o zararı göze alman gerekiyor. Yani saat... Gece dörde doğru falan dip yapmış arkadaşlar. Tam uykunun en tatlı yerinde dip yapmış adamlar. E, maalesef uyuyorduk. Yapacak bir şey yok. Belki oradan değerlendirenler olmuştur. Hani güzel de tepki geldi. Böyle düşüşlerde de vurkaçlar yapılabilir. Ama ben hani diyorum ya ben günü kurtarmanın derdinde değilim. Hani ben biraz daha büyük resimden yola çıkıyorum. Hani dün de bu seviyedeydik şu anda da bu seviyedeyiz. Hani benim için değişen bir şey olmadı yani en yani alttan alamadım diye üzülmüyorum mesela. Atıyorum e, geri çekilirse bir daha alırız değil mi? Çekilmezse de bir yerden sonra alırız. Ne de olsa çok çok aşağıdan alabiliyoruz biliyoruz. Altcoin'lerde de çok sert düşüşler gelmiş arkadaşlar ve çok sağlam tepki almışlar. Yani e, dediğim gibi alan olduysa yükselişler hodl fırsatı değildir arkadaşlar. Bir daha diyorum. Ondan sonra hani düşüş devam ederse ilerleyen günlerde vesaire. Hani sıkıntı olabilir. Ben kendim alım için 3 günlük dead cross'u bir bekliyorum arkadaşlar. Orada da şöyle göstereyim. Ne durumdayız? 3 günlük kapanış geldi. Bir bakalım nasıl geldi. Bakın arkadaşlar iyice daraldı gördüğünüz gibi. Hemen son eğime bakalım. Dead cross'umuz ne zaman olacak? Şöyle son eğime göre çizelim arkadaşlar şuradan çizsek şöyle pardon olmadı niye böyle oldu gitmiyor ileriye gitmiyor nazar mı var arkadaşlar <laughs> gitmiyor sola gitmiyor ilginç neyse şöyle yapalım bizde yani ne, olmaz böyle istemiyorum ben ya niye böyle yaptı ki bu şöyle bir daha deneyelim evet bu şekilde yapılabiliyor şöyle tamam biraz daha eğim verebiliriz. Sıra bakmayın arkadaşlar. Hani evet. ince detay çünkü. İnce işçilik. Bir de şuradan atalım. Şöyle eğim böyle olsa. Değil mi? Biraz daha kaldırabiliriz. Şu nokta neresiymiş? 16 Mayıs. Hani değişen bir şey olmamış eğimde. Daha önce de diyorduk 16 Mayıs tarihlerinde kesişme olabilir. Şu an 10 Mayıs. Yani 3, 6 gün falan kalmış arkadaşlar. Yani bu 6 gün içinde tabii çıklar yapabilir. Ama önemli olan Dead Cross'tan sonra ne yapacak? Şimdi arkadaşlar ben niye temkinli gidiyorum? Bakın. Mesela Dead Cross'lar nasıl tepki veriyor? Ben ona bakıyorum. Yani biraz tehlike olduğu için ben acele etmeyeceğim. Yani parayı sokakta bulmadım. Yani aç gözlü olabilir. Bana diyorlar hocam 38 bine gittikten sonra ben alıyorum dersen olmaz. Diyorlar. Diyorum ki ben 38'e giderse alırım demiyorum ki. Hani daha önce diyordum 38 binin üstüne atmamız lazım değil. Şimdi misal yükselişe biraz ikna olursam 38 bine varmadan da alınabilir zaten. Hani bir, bir şekilde para kazanılır. Endi bir kimse yakalayamaz. Altını çiziyorum. Bakın nereden döndük? 29.750. Orada destek var mı? Yok. Orada destek yok. Değil mi? Yani e, ya daha aşağıdan dönerdi ya 30 bin bandından dönerdi ama 30 bin altına yine atıyorlar. Bak 30 bin kırılıyor. E, normalde kanal hedefi 28 bin bölgesi değil mi? Yani daha oraya varmadan tekrar tepki verdiriyorlar. Yani en dibi size yedirmezler arkadaşlar. Kusura bakmayın yani. O yüzden e, ben de endipten dipten yakalayayım derdinde değilim. Ama güzel yerlerden yakalanabilir tabii ki. Bana göre ayı piyasasındayız zaten. Herkes iknadır buna. Bir boğa piyasasında böyle düşüşler göremeyiz arkadaşlar. Ve ayı piyasaların dibi var. Neyse oraya az değineceğim. Bakın dead cross'tan önce düşüyor değil mi? Dead cross'tan önce bir tepki veriyor. Ondan sonra dead cross olunca tekrar düşmeye devam ediyor. Bunu 2018'de yaptı. Diğerine gelelim mesela. Bakın dead cross'a yaklaşırken düşmeye başlıyor zaten. Dead cross'tan hemen önce bir tepki veriyor. Ondan sonra düşmeye devam ediyor arkadaşlar. Şimdi bunu tarihte iki kere yapmış bu dead cross'u. Bu da üçüncüsü. İkisinde de düşmeye devam etmiş dead cross'tan sonra. O yüzden arkadaşlar ben kendimi niye riske atıyorum? Değil mi? Ben izleyeceğim. Acelem yok. Hani yükselse de üzülmem. Ne diyorum ya bakın. Çok çok alttan alma fırsatımız hala olur. Yani 45 bin nereye atıyorum? 35 binden alsan 10 bin dolar fark var arada arkadaşlar. Yani. Neyse haftalığa gidelim. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Madem bir ayı piyasasındayız biz, değil mi? İkna herkes değil mi buna? Aylıktan bakınca alçalan trende girmişiz. Alçalan dip yapıldı. Yani bariz bir şekilde ayı piyasasındayız biz. Peki bugüne kadar ayı piyasaları nerede dip yapıyor? Buna bakmamız lazım bizim arkadaşlar. Gün içi uçuşlar, düşüşler bunlar beni ilgilendirmiyor. Seni ilgilendiriyorsa buradan alırsın, tamam mı? Yükselince satarsın. Yükselmezse de terste kalmayı göze alırsın. Bu kadar net. Bu kadar net yani. Hani sonra alamadık. Bakın buradan alsam bile ben zaten diyorum ya. Nereden nereye düşmüş? Yani şuradan alsam bile dua etmen lazımken atıyorum adam diyor ki 29 binden .000 aldırmadın. Yani öyle ne diyeyim yani ismini siz koyun arkadaşlar. Öyle insanlar var dünyada ya. Mesela buradan 38'e gitti diyelim diyeceksin mi? 29'dan aldırmadın diye misal. Lan 45 binden sattırdım ben sana. Hala alttan alıyorsun. Yani de var ya yüzde 20 daha alttan alabilecek durumda oluyorsun oraya geldi mi? Belki de alt konuları yüzde 30 daha aşağıdan alabilirsin o seviyeye geldiğinde. Yani atıyorum insanlar böyle teşekkür edeceğine en ipten aldırtmadın. Yani bunun neredine düşüyor? Enteresan. Neyse devam edelim arkadaşlar. Eee BLX oradan açayım daha fazla verisi var. Bakın arkadaşlar, eğer biz ayı piyasasındaysak, değil mi? Dip nerede oluyor? Bugüne kadar ayı piyasaları nerede dip yapıyor? Bakın şu en alttaki ortalamayı bir izleyin arkadaşlar. Bakın daha önce de kırmızı kırıldı. Değil mi? Düşüş iyice teyit edildi, de geldi diye uyardık. Hedefinde de bu ortalamalar vardı. Hala sapma yok arkadaşlar. Bugün bir yükseldi diye hemen gaza gelmem ben. Hemen gaza gelmem ben inatçı bir insanım, sabırlı bir insanım bekleyelim. Bakın kırmızı kırılıyor kademeli olarak en son ortalamaya kadar düşüyoruz. MA200. Orada dip yapıyoruz. Ondan sonra boğa sezonuna giriyor. Hani öyle kolay değil. Boğa sezonuna giriyor derken bir sene falan takılıyor yani ondan sonra gidiyor. Neyse. 2018 ay piyasasında da bakın tekrar son ortalamaya düşüyor. Değil mi? Kasım ayından Nisan ayına kadar yatay bantta tutunuyor. Bakın kaç aylar boyunca yatay bantta tutunuyor. Ondan sonra yükseliyor, bir daha düşüyor, bir daha beyaz filan derken kademe kademe yükseliyor. Yani uzun zaman alıyor bu. Yani neticede demem o ki beyaz çizgi her zaman ay piyasaların dibi olmuştur bizim piyasamızda. Yani şu an geldik mi oraya? Gelmedik arkadaşlar. Gelmedik. Şu anda 22 bin seviyelerinde misal. Yani oralar potansiyel hedefler olabilir. Tehlike var. Misal 28.000 hedefi neydi biliyor musunuz? Yükselen kanal kırıldı. Onun derinliği 28 bin dolar. Yani ora ilk hedef olarak görebilirsin. Ee, ama dip orası olmayabilir. Yani bu beyaza dokunursa bir gün o zaman derim ki arkadaşlar alım yapılabilir. Parçalı alım yapılabilir. İğneler de atabilir altına. Onu göze alan alsın. Veyahut düştükçe altına parça parça toplayın. Mesela 2018'de şöyle yaptı arkadaşlar bakın. Yani tam oraya geldi gördünüz mü? Tutundu direkt. Öyle iğne mi atmadı altına. Direktman oraya yapıştı. Ora dip oldu. Ama diğerine gelelim. 2014 yılında mesela 15 yılında hani çok sert iğne attı altına. Ne kadarlık bir iğne biliyor musunuz? Bak. %16'lık iğne atıyor altına. Ondan sonra dip yapıyor, yükselişe geçiyor. Yani ondan bahsediyorum. Bir gün buraya dokunursa o zaman alım yapabilirim ben. Orta uzun vade için ve kolay kolay da satmam yani. Kolay kolay satmam. Ee, atıyorum. Bir iki sene tutabilirim. Misal. Belki daha fazla. Duruma göre. Artık boğa ne zaman geliyor? Ne zaman zirveye gidiyor? Ona göre yapılabilir. Ve benim stratejimi söyleyeyim size arkadaşlar. Altcoin sepetini ben bedava yapacağım. Bedava altcoin sepeti yapacağım. Şimdi diyeceksiniz nasıl? 2020 yılında da aynısını yaptım ben. Önce bitcoin aldım. Zaten ilk videolarım kanalda duruyor arkadaşlar. Bitcoin boğaya girdi söyledik 10 bin dolarlarda falan. Ben söyledim boğa sezonu başladı Bitcoin'da. Ve bir süreliğine bitcoin'u tuttuk. Tamam mı? Mesela 20 bin dolarlara gitti Bitcoin. Dedim ki 20 bin doları kırarsa ondan sonra altcoin boğası kademeli gelebilir. Öyle bir analizim vardı. Ve 20 bine kadar ben sadece Bitcoin tuttum. 20 bine geldi. Ondan sonra ben karımı aldım. O karla altcoin sepeti yaptım arkadaşlar. Anladınız mı mevzuyu? Yani benim amacım ne? Dip yapıldı ya. Hemen kafadan altcoin sepeti yapmayı düşünmüyorum. Ben bitcoin alacağım oradan. Tamam mı? Bitcoin niye? Önce sermaye yapacağım. Dominansın belirli yerlere gelmesini bekleyeceğim. Ondan sonra dipten aldığım ve yükselişle yaptım karla altcoin sepeti yapacağım. Ve o altcoinler sıfırlansa bile zerre etkilenmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bedavaya yapmış olacağım. Anladınız mı mevzu? Yani bu bir stratejidir. Bu benim stratejimdir. Ha sen ne yaparsın? Bitcoin dip yapar. Altcoin alabilirsin. Mesela şöyle göstereyim arkadaşlar. Bitcoin 2018 Aralık'ta dip yaptı değil mi? 2018 Aralık'ta dip yaptı. Bakın. Mesela ben o yıllarda ne aldıydım biliyor musunuz? Verge aldıydım. XFG. İyi bakın. Dikkatli izleyin burayı pardon şöyle yapayım. 2018 Aralık. Burada Bitcoin dip yaptı. Ve ben Verge aldım arkadaşlar. XFG aldım tamam mı? Neredeydi o zaman? 0.0048. Ve Bitcoin dip yaptı. Kademeli yükselişe geçti. Verge nereye kadar düştü o esnada biliyor musunuz arkadaşlar? 0.00139 yani aldığım yere gitmesi için bakın yüzde 300 yapması lazımdı gördünüz mü? Yani ben orada bir hata yaptım. Bitcoin dip yaptı direktman altcoin aldım arkadaşlar ve dibin dibini gösterdiler bize. Yani bunu yaşadım. Mesela hepsi mi öyle yaptı. Ethereum ne yapmıştı mesela bir de ona bakalım. Mesela Ethereum'de tam ikili dip yapmış gördünüz mü? Tam ikili dip yapmış burada. XRP'ye bakalım. Aralık 2018. Bakın XRP 0.28'de yani Bitcoin en dip gördüğü yerde 0.28'de ama daha sonra nerelere düşüyor biliyor musunuz arkadaşlar? 0.1'e düşüyor. Yani 3 kat düşüyor. Bitcoin en dip yaptığı yerden sonra. Anladınız mı mevzu. Ve birçok altcoin'lerde bunlar yaşandı. Birçok altcoin'lerde bunlar yaşandı. Mesela şeye bakalım. Deş. O yıllarda tabii şimdiki altcoin'lerin e, çoğu yoktu. O yüzden hani olanlara bakıyoruz arkadaşlar. Bir bakalım. Bitrex'e bakalım. Hani verilere ulaşamıyorum bir türlü. Deş. Nereden gidebiliriz? ColonyX. Evet. Bak. Mesela e, a, a, e, Aralık 2018 değil mi? Şöyle yapalım. Aralık. Bakın burada dip yapıyor Deş. Nerede? 62 dolarda. Onda Bitcoin dip yapıyor. 3000 dolarda. Bitcoin bir daha orayı görmüyor. Deş nereye görüyor? 61'den. Bakın yarı yarıya. 32'yi görüyor. Yani ben bundan bahsediyorum arkadaşlar. Ben orada bir hata yaptım. Ben bir daha aynı hatayı yapmam. Şimdi biliyorsunuz. Hani kendi geçmişimi sürekli anlatıyorum. Geçmişte ben böyle hatalar yaptım. Donuma kadar aldılar. O yüzden Analizlerimiz güzel çalışıyor arkadaşlar. Niye? Çünkü geçmişte ben bunları yaşadım. Daha dün akşam acil durum videonun girişinde haberlere bir gönderme yaptım biliyorsunuz. İşte o haberler yüzünden ben çok zarar ettim geçmiş yıllarda. Anladınız mı? Ee, bu konuda da zarar ettim. O yüzden orada nasıl tecrübe yaptıysam o konuyla ilgili bu konuyla ilgili de tecrübem var. O yüzden ben aynı hatayı bir daha yapmak istemiyorum. Ve arkadaşlar hani haberleri ben de izlerim. Ben de takip ederim ama zerre şey yapmam yani anladınız mı? Hani grafiği ben daha çok önemsiyorum. <laughs> Neyse bu konuya da açıklık getirdiğimize göre Bitcoin'le devam edelim. Şimdi arkadaşlar FED ise faiz arttırımına gidiyor sürekli. Ve ben hep diyorum faiz arttırımı hemen kısa vadeli bir şey değildir. Orta vadeli etkisini görmeye başlayacağız. FED gününden bir gün önce hatta aynı günün sabahı videomda dedim. Kısa vade gün içi hareketler gelebilir. Ama ilerleyen haftalarda göreceksiniz diye anlattım değil mi? Hani dolar endeksi yükselişe geçecek. Bitcoin'de de düşüşler görebiliriz diye. Yani daha bu sene faiz artırımına gideceğini söylüyor mesela. Şimdi bu elimizde bu veri varken de hani bu sene hemen boğa sezonu zaten beklenmez. Hani eğer haber odaklı gidiyorsun ya o zaman bunu baz al. Grafik odaklı gidiyorsan benim gösterdiklerim baz Neyse bitcoin'a e bir daha gidelim. Tepki nereye gelebilir? Nerelere tepki gelebilir? Şu an bir tepki yükselişi var. Doğru ya, doğru bir tepki yükselişi var. Nerelere gidebilir? Hemen ortalamalarımı açayım ben. Şu şekilde. Bakın arkadaşlar, haftalıkta biz nereyi kırdık? Öncelikle şurayı kırdık. E, GoSin channel. Değil mi? Bir test gelebilir mi? Gelebilir. 34.700 seviyelerinde. Bakın kırdığımız kanal 34.700. Oralar olabilir. Diğer taraftan da hareketli ortalamaları açalım mesela 4 saatlikte. Bakın şu an 4 saatlikte ilk ortalamaya inat. attık biz. Gördünüz mü mavi ortalama MA10. Önemli bir direnç. Daha önce oradan düştüğü oldu. Gördünüz mü bak oraya düştü e, yükseldi oradan düştük zaten. En son düştü dalgasını oradan başlattık. Şimdi tekrar aynısına geldik. Eğer yükseliş devam ederse sıradaki ortalamayı takip edeceğiz arkadaşlar. 33.600-650 seviyeler. Bakayım bir bollinger orta bandı nerede? Ha, Şöyle yapabiliriz. 33.600 ile 34.000 bölgesi diyelim arkadaşlar. Hani sıradaki hedefte orası olur. Tepki yükselişi devam edecekse bence. Ondan sonra bir yerde tepe yapar arkadaşlar. Tekrar düşüş dalgasına geçer diye düşünüyorum. Hani daha sert momentum yakalarsa. Dediğim şekilde haftalıkta kırdığımız kanalı takip edeceğiz. Kırdığımız kanalı takip edeceğiz tekrar açayım onu. Şöyle 34.750 seviyeleri tamam mı? Biz içinde tekrar hafta kapatacağız bunu. Ondan sonra zaten uzun da iğnesini bırakmış olur böyle. Hani bir dönüş sinyali olabilir. Ama daha haftalık kapanışa 5 gün var arkadaşlar. Dediğim gibi sabırlı olmak lazım bu işlerde. Hemen yükseldi di buralar dip, buradan yeni zirvelere koşacağız demeye gerek yok. Önce ben bir izleyeceğim. Dead Cross'u da bir izleyeceğim arkadaşlar. Nasıl tepki verecek? Ve bu kanalı da takip edeceğim ayrıca. Bu kanal da önemli bana göre arkadaşlar. İçine girebilecek mi girmeyecek mi? Bakın geçmişe gidelim. Niye? Geçmiş dostumuz değil mi? Bakın geçmişte bu kanal kırıldığında bir daha içine atamadan düşüş devam ediyor gördünüz mü? Ve hemen kısa zaman sonra da atmıyor içine. Aradan bayağı bir zaman geçiyor öyle atıyor görüyor musunuz arkadaşlar? Yani kaç gün mesela bir bakayım bir. Tekrar içine girmesi arkadaşlar. E, nereden baksan 43 hafta sürüyor. 43 hafta. Düşünün yani. Burada altına sarkıyor değil mi? Hemen içine girmiyor. Ne kadar süre sonra giriyor bir bakalım. Kaç hafta sürüyor? E, 22 hafta sürüyor arkadaşlar. Bakın 20 hafta sürüyor. Yani 42 20 Şimdi de 10 olabilir misal yani. Hemen kısa zaman içinde girmemesi gerekiyor. Neticede kanalın kırılımı teyit edildi. Bakın arkadaşlar kanalın kırılımı teyit edildi. Altında kapanış geldi neticede. Değil mi? Yani e, bunları takip edeceğiz. Yükselişlerde düşüşlere gelelim arkadaşlar. Düşüşlerde de bollinger bantlarından yola çıkabiliriz. Şöyle yapalım. Mesela 4 saatlik bollinger alt bandını izleyebiliriz. Hemen orada bir dip yaptık mesela 30 bin dolar. Oralar sıkıntılı bölgeler arkadaş. Altında 4 saatlik kapanışlar bizi 28 binlere götürebilir mesela. O şekilde gidebilirsin. Yani e, saatlikten gidelim mesela. Yani saatlikte de şurada var bir tane 30 bin 600 seviyesi. En son dibi orada yapmış. Hani oralardan da destek alma ihtimali var düşüşlerde. Başka destek noktalar günlük grafiğe gidelim. Yani günlükte de Bollinger bandının dışında kapatmışız biz arkadaşlar. Şu an retest de yapıyor olabilir. Buraya da dikkat etmek lazım. Haftalığa bakalım. Haftalıkta da Bollinger alt bandının altına sert bir iğne geldi. Bir tepki geldi arkadaşlar. Şimdi şöyle bakınca e, dersin ki iyi tepki aldı Bollinger alt bandının. Hayır arkadaşlar Bollinger alt bandının baya baya altından tepki aldı. Bakın %9 altından tepki aldı yani. E, ve buralar dip diyemiyorum. Hani benim için yeterli bir veri değildir bu. Bollinger alt bandına gelmesi. Bakın burada güzel çalışmış eyvallah. Ama buradayken biz hala boğa sezonundayız. Aylıkta alçalan dibimiz yok mesela anladınız mı? Ee, tamam sert düştük ama alçalan dip yoktu aylıkta. Şimdi var. Değil mi? Aylıkta Bollinger orta bandı kırılmadıydı burada. Şimdi kırıldı. Yani bunları baz almak gerekiyor. Bakın arkadaşlar. Şimdi şurada sert iğne atıp tekrar yükseldi değil mi? Ama burada durum farklıydı. Burada niye böyle yaptı biliyor musunuz? Mart 2020 yılında pandemi ilan edildi arkadaşlar ve tüm dünya piyasalarında çok sert düşüş oldu ama çok sert de toparlanma oldu. Çok sert toparlanma oldu. Bura ayı piyasası değildi mesela. Değildi. E tamamen kriz odaklı bir crash diyelim. Çöktü çıktı bu. Trende göre gitmedi orada. Tamam mı? Tamamen dünya çalkalandı. Çünkü çok büyük Böyle bir olay oldu dünyada değil mi? Ülkeler kapısını kapattı, uçuşlar durduruldu. Duru, dur, dur, Kusura bakmayın arkadaşlar. Yani çok sert indi çıktı arkadaşlar. Petrol bile eksi 40 dolarları gördüydü orada bakın. Şimdi nerelere geldi değil mi? Orada long girenler ne yaptı parayı acaba bir düşünün. Yani krizi çıkartan nerede? orada long girenler de aynı kişiler diye düşünüyorum. Neyse asıl mevzu trend trend odaklı düşüşler. Şu an trend odaklı düşüş yaşıyoruz arkadaşlar tamam mı? Ve orada geçmişte bakın iğnesini atıyor güzel. Bollinger alt bandının altına bak. Aynı şimdiki gibi gördünüz mü? Bollinger alt bandının altına ne kadarlık iğne atıyor mesela burada? Yüzde yedi küsür iğne atıyor. Haftayı kapatıyor içinde kapatıyor gördünüz mü? Diğer hafta çok sert düşmeye başlıyor. Bak diğer hafta sert düşmeye başlıyor. Yani e, Bollinger alt bandından dönebilir. Ama tehlike geçmiş anlamına gelmiyor. Geçmiş anlamına gelmiyor. Bakalım daha geçmişte ne yaptı? Bakın şurada gene aynısı mesela. Burada da bollinger alt bandının altına yine atıyor. Diğer hafta altında kapatıyor. Diğer hafta bir daha altına gidiyor. Yani bollinger alt bandı her zaman çalışmıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bilginiz olsun. Yani dediğim gibi acelemiz yok. Sabırlı olacağız. Ee, nasıl ki düştükçe sabrettik arkadaşlar. Dip oluşumunu görmek için de sabretmek gerekiyor diye düşünüyorum. Sen sen buradan alacaksan belirli zararı göze alacaksın. Tamam mı? Belirli zararı göze alacaksın. En az %10 zararı bir göze al buradan gireceksen. Yani en azından diyorum bak. Alıyorsan o riski buradan yükselirse yani baktım güzel kar var. Yapıştırır gideriz Ben o riski almıyorum arkadaşım. Ben o riski göze almıyorum. Niye? Çünkü 4 yılda oluşan bir hareket var. Dead cross var değil mi? Ve geçmişte çok sert düşüşler gelmiş. Ve bu fırsat 4 senede bir ayağıma geliyorken ben acele etmem arkadaşlar. Varsın biraz yukarıdan alayım sıkıntı değil. Ama eğer çalışırsa teori değil mi? Çalışırsa 4 yılda bir en dipten yakalama fırsatını yakalamış olacağım. Yani benim hedefim bu. Ve o, o, o dibi yakalayabilirsek de Paramı eritmeden yakalamak istiyorum. Yani şimdi aldım diyelim. Düşüş devam etti. Zarar kes yaptım falan Bakın paramı eritmiş oluyorum. En dip geldiğinde de daha az yatırım yapabileceğim. Hani ben böyle düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi buradan buralar dip olabilir mi? Olabilir tabii ki. Ona ben bir şey diyemem. Ben bilemem geleceği arkadaşlar. Sadece grafik üzerinden giderim ben. Yani bir yerden sonra zaten alırız. Kazanmaya devam ederiz. Bu kadar ya bu kadar. Yani dün 45 binden almak için kuyruğa giriyordu insanlar. Hani biz daha alttan alırız. Değil mi? Bu kadar basit yani. Ve bugünleri yaşanmamış sayarım. Yani bu düşleri hiç yaşanmamış gibi görürüm. Atıyorum geçen hafta mal almış gibi olurum. Neyse arkadaşlar. Bir günlük anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.